başarıya da ulaşmışlar. Ama bunların hepsinin inşallah üstesinden geleceğiz. Üstesinden gelirken de sizlerle birlikte geleceğiz. Çünkü sizler buranın insanlarısınız. Ülkesini, vatanını, bayrağını seven insanlarsınız. Burayın özelliklerini en iyi bilen kişilersiniz. Dolayısıyla el birliğiyle inşallah Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tüm bu badirelerin tamamından hiç zarar görmeden çıkmasını sağlayacağız. Öyle şeyler geçirdi ki Türkiye, yani bir tanesiyle bir ülke karşılaşsa belki haritada olmaz şu anda. Ama 6-7 ülkeyi haritadan silecek büyük badireye rağmen Allah'a şükürler olsun çok güçlü bir ülke olduğumuz tekrar ortaya çıktı. Ve ne ekonomimizde bir sıkıntı var, ne demokrasimizde bir sıkıntı var, ne toplumsal yaşamımızda bir sıkıntı var. El birliğiyle inşallah Türkiye'yi daha iyi noktalara götürmek için çaba sarf ediyoruz. Burada heyetimizin oluşumu da parlamentodaki iki muhalefet partisi, Sayın Bakanımız, yani ne kadar Türkiye'nin menfaatleri gerektiğinde, ne kadar el birliği içinde olduğumuzu bir yandan da bu seyahatlerde ispat ediyoruz. Biz parlamentoda her şeyi konuşuruz. Komisyonda her türlü tenkidi yaparız. Birbirimize en sert şekilde tartışmalar gerçekleştirir. Ama bugün bu heyet Türkiye'nin menfaatleri olan her konuda aynı noktada hareket etti ve karşı tarafa da çok önemli bir mesaj verdi. Bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben böyle güzel insanları bulunca benim çenemi kimse durduramaz.